Oldu mu? Olmadı. Yani bazı şeyler nasıl olur? Hükümet isterse, paketinde varsa, önüne çıkarsa bunlar yapılır. Yani bir de şu demek, iktidarla uyumlu olmak, böyle her gün gazetelerde adama bağırmak, çağırmak da falan bir yere de varılmadığını ve varılmayacağını da ifade ediyorum bu vesileyle. Sözlerimi bitireceğim. Sözlerimi bitireceğim. Efendim? Konuşurum. Bende söz yok. Sağ ol. Oradan bağırıyorlar bir şey yapma diye de. Şey yapma diye. Bir dincik meselesini söyleyeyim. Kim ne derse desin. Sevgili Namık Avuççan'ın TÜİ de dahil. Edincik de dahil. Başkan yardımcısı gitti mi Edincik? Başkan yardımcısı. Ben? Onların işi olmaz. Olmaz demem herhalde. Edincik çok önemli. Bandırma için çok önemli. Türkiye için çok önemli. Kafa olarak, beyin olarak o yöntem içinde o bölgeye ve o beldeye sahip çıkan ve çıkması gereken insanlar açısından çok önemli. Oranın sit alanı, konuşlanan, oturulan yerin sit alanı ilan edilerek Kültür Bakanlığı'yla alınan kredi ve proje destekleriyle Edinciğin bir Safranbolu olması kaçınılmaz. Yapılması gereken bir şey. Ama iddia ediyorum ki biz ne kadar zeytin kanunu çıkarsak da, zeytin ağacını koruma yasasını çıkarsak da, önümüzdeki 20 yıl içinde Edincik'te şu veya bu sebeple, şu veya bu yöntemlerle bir tane zeytin ağacı kalmayacaktır. Doğru mu? Biz elimizden geleni engellemeyi hukuksal olarak demokratik kitle örgütleriyle ne kadar kendimizi ortaya koysak da küllü nefsün zahika tülmekt. Oradaki ağaçlarda bu ortamda küllüden gidecek. Adam tarlasını zeytin alırken adam oraya gelip de dönümüne 100 milyon lira veriyorsa başlarım zeytinle derdim Ali. Der mi? İşte öyle diyecek, gece yapacak kendisi kendi malını. Dünya konjonktüründe Edincik ve Edincik altı enerji, sanayi ve yatırım üstü. İstanbul'un dolması dolayısıyla İstanbul Sanayi Odası Başkanı'nın da biliyorsunuz Bandırma'ya gelmişti. Bir sürü çalışmalar yapıldı. Bir sürü konuşmalar yapıldı. Bir sürü görüşmeler yapıldı. İstanbul'da sanayi bölgelerinin dolmasından dolayı hepsi buralarda yer alarak çalışma yaparak, fizibilite çalışmaları yaparak yatırım yapma peşinde. Şimdi bakın, Bandırma'dan Karacabey'e kadar yol kenarındaki Doğrucan'ın oradaki, Ömer Bey'in oradaki, Akçapınar ve Akçapınar'ın altı ta Bursa'ya kadar. Hiçbirisi Akçapınarların değil, biliyorsun değil mi Ali? Bunların hazırlıkları, adamlar, parası olanlar 20 yıl önce yapmış almış. Diyor ki sana tarla marla tamam eyvallah da bunların hepsi İstanbul Ali Efendi'nin Kayserili Veli Efendi. Doğru mu Ali? Edincik altında benim Kabartaylar köyünde tarlanın dönümü 3 milyon lirayken 2 milyon liraymış, pardon 3 milyon lira biliyordum. Ama Edincik altında zeytinyağı ağaç 35, tarla 25. Kimse durur mu Ali? Hepsi toplandı, toplanıyor ve toplanacak. Yani bunun önüne geçmek mümkün değil. Efendim? Bu yabancı meselesi değil. Alanlar Kayseri'li, Bandırmalı, şunlar bunlar. Yani ülkenin falan bir yere gittiği değil. Alan adam Mirap aldı mesela be kardeşim. Yani senin belediye meclisinin babalarının, bizim belediye meclisi babalarımızın kaç dönüm tarlaları var? Git bir bak yol kenarlarında. Ya biz bunu da anladınız da burası yeri değil. Bu güzel, bunlar güzel şimdi. Bizim yerimiz o değil. Yedinci meselesi.
Onun için bu zaman siyaset yapmıyorum burada ya. Geleceğini anlatıyorum. Anlatmayayım mı? Bu... Ne olacak, bandıma geldi. Abi demek istiyoruz abi. Lan başkanı yeter. Evet. Efendim? Yeter. Dinledik, çok iyiydi. Teşekkür ederim. Yapma ya. Yaptım. Ya orada arkadaşlar konuşurken kimsenin sesi çıkmıyordu. Şimdi ne oluyor size? Yeter. Ne oluyor? Lütfen tamam. Teşekkür. Ramazan Bey. Biz hukuku düzelttik sizi. Size sonra gelecek. Yeter söz milletindir diyen gelen bir anlayıştan geliyorum ben. Senin nereden geldiğini ben de biliyorum. Benim nereden geldiğimi sen de biliyorsun. Sen bana yeter diyemezsin. Yeter söz milletindir diyemezsin. Ben millet adına burada konuşuyorum. Beğenmiyorsan çıkarsın. Kafama göre konuşmuyorum ki, sana göre mi konuşacağım? Yaz da ver o zaman onu konuşayım. Ya sus Allah'ını seversen. Lütfen dışarıdan sataşma yapmayalım. Süreyi daha fazla uzatıyoruz. Seçime geç kalıyoruz. Şimdi bakın Sayın Bey. Edincik Bandırma'nın doğumunu alan, orada sanayici olan, çoluğuna çocuğuna iş aç bekleyen anlar. Garibanlar anlar buradakiler. Orada bu yatırımlar yapılırken Bandırma ölçeği ne olacak? Ramazan bayramı geçtikten sonra Kurban bayramı gelmeden Edinciğin ve Bandırma'nın durumu ne olacak? Öyle mi Ömer? Bunu öğrenmek istemiyor musun sen de? İstiyorsun değil mi? Peki, eğer ki biz Edinciği ilçe yaparsak Bandırma ne olur? Edinciği mahalle yaparsak Bandırma ne olur? En önemli konu bu. Başka bir şey değil. Bakın, eğer ki hatırlarsınız Sedat Bey Bandırma'nın ile olma kanun teklifini bile hazırlamadı dedi. O kanun teklifinde diyor ki Bandırma adıyla bir il kurulmuştur. Erdek Gönen Manyas Kemalpaşa Karaca Bey. Edincik ilçe Sarıköy'de ilçe yapılmıştır yazıyor. Şimdi burada kent konseyinden kavga etmeden oradan işkembeyi kübradan atmadan istediğim şu: biz Edincik halkıyla beraber mi olacağız? Edinciği ilçe mi yapacağız? Bandırma'nın kardeş ilçesi mi olacak? Edinciği mahalle bırakıp onların her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak Bandırma'nın 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl içinde 500 bin nüfuslu bir il olmasını mı sağlayacağız? Yoksa biz Edinciği ilçe yaparak hiçbir ihtiyacını karşılamadan, milletvekilleri olarak söz vermeden, yerel yöneticiler olarak söz vermeden Bandırma'nın Kayıcık Merası'yla kapanmış, Havayı Suyu'yla kapanmış, Edincik Merası'yla kapanmış, Merinos'ta kapanmış olan yerini Bandırma'yı bu konumuyla muhafaza edip bu gelişim Gönen Çalova'daki organize sanayi bölgesine kadar o gelişimi Edincik ilçesine mi tevdi edeceğiz? Anlatabildim mi? Olay bu. Bu değil mi Ömer abi? Bu meseleyi karar verecek olan burada doğan, burada yaşayan, burada beraber olan, aklı selim ile düşünen ve düşünmesi gereken siyasi mülazalardan beni sevmeni falan beklemiyorum ki. Ben 58 yaşındayım. Bugüne kadar sevmemiş adamlar aman benim sevin diye hamuda kalacak halim falan da yok. Öyle bir derdim de yok zaten. Ama Bandırma'yı, geleceğini, ikbal ve istikbalini İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı'nın arkasının arkasında oturan benim inşaat mühendisimi, teknik üniversiteyi bitiren inşaat mühendisi oğluma nasıl Bandırma bırakacağım? Ben onun derdindeyim. Bunları dinlemeyen lütfen çıksın. 10 dakika daha konuşacağım şimdi. Mübarek ellerinden özgü çorba içmiş adamım, sus be. Sayın Vekilim, bağlayalım, dışarı söz verdim. Bağlayacağım zaten ama ip kopmasın. Bu sataşmalara cevap vermeyin. Sayın Vekilim, yani seçimimizi yapamayacağız. Lütfen siz de anlayış gösterirseniz. Gösteriyorum. Şimdi ben sizden şunu rica ediyorum. Bandırma dediğim iki konu arasında, iki cami arasında beynamaz olmuş. Bu konuları bilmeyen
sadece ve sadece kendine siyasi rant çıkarma peşinde olan, ben doğru yaparsam işte bak AK Parti bunu yaptı, ben de işte bunlar yanlış yaptı diye onları tenkit etmek istemiyorum lan. Ortak aklı bandırma için burada yaşayan, ölünce çocuklarımızı bırakacağımız bu güzel bandırmada bu haliyle kalan bir bandırma mı, yoksa her türlü altyapısını yapıp yaptıklarıyla helal olsun bunları yapanlara, vesile olan milletvekillerine de yerel yöneticilere de teşekkür ederiz diye teşekkür eden, yani hayırla yad edilen bir bandırma mı bırakacağız? Ben bunun kararını kim kazanır, yürütmeye kim girer onu bilmiyorum. Siz karar vereceksiniz. Benim de bir oyun vermiş. Kağıt